Risale-i Nur'un mühim bir rüknü olan Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyh fıkrasıdır. Aziz Üstadım Efendim, bu acip zamanın en büyük tehlikesi, hadisi şerifle sabit olan ahir zamanda çok ehli sefahet ve gaflet, dünyadan imansız çıkmak yarasını lisan-ı Kur'an-ı Mucizül Beyan'la kabre iman ile girmek ilacı ile tedavi eden Risaletin Nur şakirtlerine bir hücceti katıa bahşeden Risaletin Nur'a hizmet, acaba aciz insanların cüz'i ve fazlı ilahi ile hizmetleri nasıl mukabele eder? Belki her iki cihetle bir fazlı ilahidir. Beyan buyurulduktan sonra nasıl gecenin zulümatında yanan bir nur, ve bir ziya lisanı hali şevkiyle bütün ruh sahiplerini hatta en küçük pervaneleri dahi zulümattan nura çağırıp çıkardığı gibi Risaletün Nur dahi lisanı hal ve kal ile şeriat kılıncı ile manen idam olmamış ve zulümatta boğulup ölmemiş ehli ilim ve ehli tarikatı davet etmesi onun Rahim ismine mazhariyeti şenindendir. İki hatıradan birincisi İhtiyare hanımlar hakkında ve her zamanda nüfuzunu ve kat'i tesirini gördüğümüz hadis-i şerifin beyan buyurulması bizleri ve çok alakadar kadınları sevindirdi. Cenab-ı Hak sizden ebeden razı olsun. Amin. İkinci hatıra, gaflet ile veya gözsüz, el yardımıyla bazıların elmas yerine cam parçası aldığı gibi, saadet-i ebediye dükkanı olan risalet Nur'dan saadet-i dünyeviye aramaya gelenleri ikaz ve irşat fıkralarınız, gece gündüz yol gözleyen umum risalet Nur şakirtlerini mesrur eyledi. Talebeniz Hafız Ali rahmetullahi aleyh. Emin ile Feyzi'nin üstadlarının garip vaziyetine ve Risale-i Nur'un acip ehemmiyetine delalet eden bir sualleri ve üstadlarının onlara ve emsallerine verdiği bir cevaptır. Sual Alemi İslam'ın mukadderatı ile ciddi alakadar olan bu cihan harbinin dehşetli zamanlarında 50 gün kadar şimdi 7 seneden geçti. Aynı hal devam ediyor. Hiç ne soruyor ve ne de merak eder. Her gün hizmetinizde bulunan bizlerden bir defacık sormadınız acaba bu büyük hadiseden daha büyük diğer bir hakikat mı hükmediyor ki bunu ehemmiyetten iskat ediyor yahut onunla meşgul olmanın bir zararı mı var diye üstadımızdan sorduk o da el cevap diyor ki evet bu cihan harbinden daha büyük bir hakikat ve daha azam bir hadise hükmettiği için şu cihan harbi ona nispeten çok ehemmiyetsiz düşüyor çünkü bu Cihan Harbinde iki hükümet küreyi arzın hakimiyeti için mürafaa ve muhakeme davasında bulunmaları içinde iki muazzam dinin musalaha ve sulh mahkemesine barışmak davası açılarak ve dinsizliğin dehşetli cereyanı da semavi dinlerle mücahideyi azimesi başladığı hengamda Nevi Beşer'in sosyalist tabakası ile Burjuvalar taifesinin mahkemeyi kübralarında açılan davalarından çok mühim öyle bir dava açılmış ve öyle muazzam bir hakikat meydana çıkmış ki o davanın tek bir adama isabet eden miktarı bu cihan harbinden daha büyüktür. İşte o dava da budur ki şu zamanda her bir mümin için belki herkes için kürey arz kadar bir baki tarla ve o tarla baştan başa bahçeler ve kasırlarla müzeyyen ebedi bir mülk almak veya o mülkü kaybetmek davası açılmış. Demek her bir tek adamın başına öyle bir dava açılmış ki, eğer İngiliz, Alman kadar serveti ve kuvveti olsa ve aklı da varsa yalnız o davayı kazanmak için bütününü sarf edecek.'' Elbette bu davayı kazanmadan evvel başka şeylere ehemmiyet veren divanedir. Hatta o dava o derece tehlikeye düşmüş ki bir ehli keşfin müşahadesiyle bir yerde ecel elinden terhis tezkeresini alan 40 adamdan bir adam kazanabilmiş, 39'u kaybetmiş. İşte bu ehemmiyetli azim davayı kazandıracak ve 20 seneden beri tecrübeler ile ondan 8'ine o davayı kazandıran bir dava vekili bulunsa elbette aklı başında her adam o davayı kazandıran öyle bir dava vekilini vazifeye sevk edecek olan bir hizmete her hadisenin fevkinde ehemmiyet vermeye mükelleftir. İşte o dava vekilinin bu asırda birisi, belki birincisi Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz manevisinden süzülen ve çıkan ve tevellüt eden Risale-i Nur olduğunu binler onun ile o davayı kazananlar şahittir. Evet, bu küreyi arza memuriyetle gönderilen her insan burada misafir ve fani olduğu ve mahiyeti bir hayatı bakiyeye müteveccih bulunduğu katiyen tahakkuk etmiştir. O her insan bu zamanda hayatı ebediyesini kurtaracak olan istinat noktaları sarsıldığından bu dünyasını ve içinde bütün alakadar ahbabını ebedi terk etmekle beraber bu dünyadan binler derece daha mükemmel bir bâkî mülkü de kaybetmek veya kazanmak davası başına açılmış. Eğer iman vesikası olmazsa ve beratı ve senedi olan itikadı sağlam bir surette elde etmezse o davayı kaybeder. Acaba bu kaybettiği şeyin yerini hangi şey doldurabilir? İşte bu hakikate binaen benim ve kardeşlerimin her birimizin yüz derece aklı ve fikri ziyadeleşse bu muazzam vazifeyi kutsiyenin hizmetine ancak kafi gelebilir. Sair meselelere bakmak bize fuzuli ve mala yani olur. Yalnız bu kadar var ki Risale-i Nur şakirtlerinin bir kısmı öteki davalar içinde bulunduğu ve lüzumsuz ve sebepsiz bazen bize akılsızların tecavüzleri ve taarruzları zamanında zaruret derecesinde istemeyerek muvakkaten bakmışız hem bu hakiki ve pek büyük davanın haricindeki davalara ve boğuşmalara alakadarane fikren ve kalben karışmak zararlıdır. Çünkü böyle geniş ve siyasi ve heyecan veren dairelere dikkat eden ve onlarla meşgul olan bir adam, kısa bir daire içinde vazifedar olduğu ehemmiyetli hizmetlerinden geri kalır veya şevki kırılır. Hem o geniş ve cazibedar siyaset ve boğuşma dairelerine dikkat eden bazen kapılır vazifesini yapamadığı gibi selameti kalbini ve hüsnü niyetini ve istikameti fikrini ve hizmetindeki ihlası kaybetmese de o iddiam altında kalabilir. Hatta mahkemede bana bu noktadan hücum ettikleri zaman dedim. Güneş gibi hakikati imaniye ve Kur'aniye yerdeki muvakkat ışıkların cazibesine tabi ve alet olmadığı gibi o hakikati cidden tanıyan değil küreyi arzdaki hadisata belki kainata da alet edemez dedim. Onları susturdum. İşte üstadımızın cevabı bitti. Biz de bütün kuvvetimizle tasdik ettik. Risale-i Nur şakirlerinden Emin Feyzi Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık kardeşlerim, Leyle-i aynı Leyle-i Regaib gibi hiç inkar edilmez bir tarzda bir nevi mucize Ahmediye gibi bir kerametini ve kainatça hürmetini gözümüzle gördük. Şöyle ki, nasıl evvelce yazdığımız gibi iki ay kuraklık içinde burada hiç yağmur gelmediği, güya Leyle-i Regaib'i bekliyor gibi o mübarek gecenin gelmesiyle, emsalsiz bir gürültüyle kutsiyetini burada gösterdiği gibi, aynen öyle de, o geceden beri buraya bir katre yağmur düşmediği halde, yirmi günden sonra aynen Miraç gecesi birdenbire öyle bir rahmet yağdı ki, dinsizlerde şüphe bırakmadı ki, sahibül Miraç, rahmeten lil alemin olduğu gibi, onun Miraç gecesi de bir vesile-i rahmettir.'' hem ehli imanın imanlarını kuvvetlendirdiği gibi meyusiyetlerini de bir derece izale etti. Hali alemi bilmiyorum fakat hissediyorum ki ehli iman hem harici birkaç tarafta tazikat hem dahili endişeler ve kuraklıktan gelen derdi maişet ve noktayı istinadı dünyaca bulamamaktan ehemmiyetli bir meyusiyetin tesiriyle hatta ibadete karşı bir fütur gelmişti. Birden Miraç gecesi burada kerametiyle Leyle-i Regaib'in kerametini takviye ederek ehli imana bildirdi ki siz sahipsiz değilsiniz. Kainat kabzasında bulunan bir zatın aleme rahmet gönderdiği bir istinadgahınız vardır diye meyusiyet ve endişelerini kısmen izale eyledi. Hem Risale-i Nur'un bir silsile-i kerametini teşkil eden tevafuk, bu hadisede hiç tesadüfe havale edilmez bir tarzda, üç-dört tevafukla Leyle-i Miraç ve Leyle-i Regaib hürmetlerinde Risale-i Nur'un da bir hissesi var olduğunu gördük. Birinci tevafuk, İbtida ve intihai terakkiyatı hayatı Ahmediye'nin ünvanları olan Leyle-i Regaib ve Leyle-i Miraç bu kuraklık zamanında kesretli rahmette tevafuklarıdır. İkinci tevafuk, bugünlerde Hüsrev'in tevafuklu yazdığı Miraç Risalesini, burada Risale-i Nur talebeleri şevke gelip, aynen tevafukunu, hatta yedi fakat 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 kelimelerinin parlak tevafukunu gösteren nüshaları yazdılar, bitirdiler. Ben de tahsiye ediyordum, başkaları da okuyordular birden Miraç gecesi kesretli rahmeti ile gelmesi, Risale-i Nur'un yazılması ve Hüsrev'in Miraç Risalesi ve intişarı dahi bir vesile-i rahmet olduğunu talebelerine bir kanaat verdi. İki üç tevafuk daha var, bize kat'i kanaat veriyor ki tesadüf içinde yoktur. Doğrudan doğruya bu muannit zamanda şair İslamiye'nin ehemmiyetlerini göstermeye bir işarettir. Umum kardeşlerime selam ve miraçlarını tebrik ederim.'' Elbaki Hüvelbaki, kardeşiniz Sayit Nursi. Evet, üstadımızı tasdik ediyoruz. Mehmet, Mehmet, Osman, İbrahim, Ceylan, Hayri vesaire.